Kampa gittim geleceğimden herkese merhabalar. Bu güneşli Ekim ayında Hollanda'nın en eski ve en büyük kamp yerlerinden biri olan Bakkum Camping'teyiz. Bugün sizlere uzun süredir çekmeyi planladığımız karavanımızın tanıtım videosunu çekeceğiz. Bu aslında bizim ilk karavanımız ve Hollanda'da karavancılığa başladığımız için kendimizi biraz da şanslı hissediyoruz. Bunun en büyük sebeplerinden biri karavancılığın Hollanda'da çok köklü bir kültür oluşu, çok düz bir coğrafyaya sahip, çok fazla kamp alanı var. Trafikte insanlar karavan görmeye çok çok alışkınlar. Tüm bunları da bir araya getirdiğinizde karavancılığa yeni başlamış kişiler için Hollanda biraz daha ideal bir ülke haline geliyor. Bugün bizim sizlere tanıtacağımız karavan Knol Sundvind 450 FU modeli. Biz 4 yaşındaki kızım ve eşimle beraber bu karavanda yaklaşık 6 aya varan bir süre geçirdik. Bu geçirdiğimiz süre boyunca tabii ki karavandan çok çok memnun kaldık. Değişmesini beklediğimiz 1-2 bölümü var. Bunları sizlerle de paylaşacağım. Umarım keyifle bu videoyu izlersiniz. Evet, karavanımızın tanıtımına ön bölümünden başlıyoruz ve hatta bence karavanın en önemli ekipmanlarından biri olan stabilizatör kaplinden başlıyoruz. Peki stabilizatör kaplin nedir? Stabilizatör kaplin aracınızın çeki demirine kilitlenir ve bu stabilizatörün içinde bulunan 4 adet sürtünme baltası sayesinde karavanınızın yolculuk esnasında yalpalanma yapmasını engellemek amacıyla karavanda bulunmaktadır. Eğer aracınızla karavan bağlıyken ani bir manevra yaparsanız veya karşınızdan gelen geniş, yüksek bir araç hızlı bir şekilde geldiğinde onu oluşturacağı rüzgardan dolayı karavanınızda bir yalpalanma başlayacaktır. Ve maalesef seyir halindeyken bu çok çok tehlikeli bir hal alabilir. O yüzden stabilizatörümüz bu yalpalanmanın başlanmasını engelleme amaçlıdır. Bu karavanımızda Alco'nun 3004 modeli kullanılmıştır stabilizatör olarak. Bir diğer güvenlik ekipmanımız ise görmüş olduğunuz bu emniyet telidir. Aynı zamanda breakaway cable olarak da bilinir. Bu telimizi aracımızın arka tarafına takıyoruz. Stabilizatör ve çeki demiri arasında herhangi bir problem olduğunda, bir kopma olduğunda bu tel karavanımızın el freni aktif hale getirecektir ve böylece karavanın durmasını sağlayacaktır. Diğer bir ekipmanımız ön bölümümüzde ön tekerimiz burada bulunmaktadır. Ön destek tekerimiz. Onun dışında bu karavanda kullanılan elektrik bağlantı kablosu 13.000'liktir. Bir sonraki videomuzda karavanımızın aracımıza nasıl bağlandığını gösterirken tüm anlatmış olduğum bu ekipmanlarla ilgili daha da sizlere bilgi vereceğim. Evet, karavanımızın tanıtımına ön bagaj bölümümüzle devam ediyoruz. Birazdan sizler için daha detaylı bir videosunu çekip bu videomuza paylaşacağım. Ancak genel olarak baktığımızda karavanımızın ön bagaj bölümünde 2 adet 5 kiloluk tüpümüz bulunmaktadır. Bu görmüş olduğunuz bağlantıyla karavanımızın içindeki tüm gaz ihtiyacımızı bu tüpten sağlıyoruz. Biz ikinci tüpü genellikle dışarıda yemek yapmayı tercih ettiğimiz için seyyar ocağımızda kullanıyoruz. Aynı zamanda her zaman ikinci bir yedek tüp yanımızda olması bize ekstra bir güven sağlıyor açıkçası. Görmüş olduğunuz gibi karavanımızın yedek lastiği de ön bölümde bulunmaktadır. Geri kalan alanlara da karavan için kullandığımız aletleri koyuyoruz. Evet, karavanımızın bu bölümünde büyük bir depolama alanımız var. Biz bu alanda sandalyelerimizi ve masamızı koyuyoruz. Açıkçası şu an içinde 4 adet sandalye var, bir tane kamp masası var, çadırımız var. Hala da geriye bayağıca yeterli büyük bir alan kalıyor. Genellikle masa ve sandalye gibi büyük parçalı eşya aldığınız için bu bölümü rahatlıkla kullanabilirsiniz. Karavanımızın 45 litrelik bir temiz su deposu var. Biz kamp alanlarını seçerken bizim için en önemli kriter kalacağımız alanda bir çeşmenin ve pis su giderinin olması. Bunun da en önemli sebeplerinden biri gün içinde çok fazla yemek yapmamız. 4 yaşında bir kızımızın olduğu için onun için de karavan içinde suya çok çok fazla ihtiyacımız oluyor. Çeşme olduğunda bu depoyu doldurmak yaklaşık 1 dakika ile 1,5 dakika arasında bir süre oluyor. Ancak çeşme olmadığında 10 litrelik bidonlarla bu depoyu doldurmak bayağıca bir süre alıyor ve aynı zamanda çok da yorucu bir hale gelebilir. Genellikle Hollanda'da herkes bulaşıklarını bulaşıkhanelerde burada yıkamaktadır. Biz biraz daha karavan içinde yıkamayı tercih ettiğimiz için de çeşme bizim için ekstradan önemli oluyor. Karavanımızda Tedford tuvalet kullanılmış.
Tabii ki karavancılık çok çok zevkli bir iş. Ancak bazen istemediğimiz işlerle de uğraşmak zorunda kalabiliyoruz. Ama gerçekten Thetford'un bu tuvaletinde tuvaletin boşaltımı ve yeniden yerine takılması çok çok kolay. Sifonu da yine buradan dolduruyoruz. İş çekimlerimizi yaparken tuvaleti ve duşu daha detaylı bir şekilde sizlere tanıtacağım. Karavanımızın dış çekimlerini tamamladık. Şimdi de karavanımızın içine bakalım ve karavanımızın içini tanıyalım. Öncelikle oturma grubumuzdan başlamak istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi U tipi bir oturma grubu var. Bu oturma grubu tabii ki yatağa dönüşebiliyor. Masamız teleskobik bir masa. Masamızı kapattıktan sonra karavanla beraber gelen 2 adet yastığımız var. Onu masanın üzerine koyduktan sonra oturma grubumuzda şu görmüş olduğunuz bu yastıkları da kaldırdıktan sonra rahatlıkla 2 kişinin yatabileceği bir yatağa dönüşüyor. Tabii ki karavanda özellikle 2 kişilik bir yatak var. Onu da birazdan sizlere göstereceğim. Biz genellikle aslında yemeklerimizi tamamen dışarıda yemeyi tercih ediyoruz. Özellikle güzel havalarda. Ancak yağmurlu ve serin havalarda kesinlikle yemeklerimizi burada yiyoruz. 4 kişi için biraz küçük bir masa. Ancak 3 kişi için kesinlikle yeterli bir masa oluyor. Karavanın her tarafında kapalı ve açıklı raflar var. Şu anda üzerimde görmüş olduğunuz rafları, özellikle oturma grubunun çevresindeki rafları biz kıyafetlerimizi koymak için kullanıyoruz. Bu kadar çok rafın karavan içinde olması da açıkçası çocuklu aileler için karavancılığı çok daha kolay bir hale getiriyor. Oturma grubunun altı yine depolama alanı olarak kullanılabiliyor. Görmüş olduğunuz gibi Mover'ın aküsü burada, ancak yanında yine yeterli derecede eşyalarınızı koyabilecek kadar bir alan var. İkinci bölümde de burada herhangi bir karavan ekipmanı olmadığı için özellikle görmüş olduğunuz süpürge boyundaki eşyaları rahatlıkla buraya koyabilirsiniz. Bu bölümde ise pek depolama alanı olarak kullanılacak bir alan kalmamış. Burada özellikle ısıtıcımız, sol tarafta dışarıdan az önce size göstermiş olduğumuz temiz su deposu ve özellikle sağ tarafta da temiz su filtresi var. Biz genellikle bu depoyu içme suyu için kullanmıyoruz açıkçası. Ancak eğer içme suyu olarak da kullanmak isterseniz bu görmüş olduğunuz filtreyi 6 ayda bir değiştirerek kesinlikle karavan içinde güvenle içme suyu olarak da karavanın çeşmesinden suyunuzu içebilirsiniz. Oturma grubumuzun hemen yanında kapımız var. Hızlıca size kapıyı da göstermek isterim. Görmüş olduğunuz gibi üst bölümde 2 adet askılık bulunmakta kapıda. Buraya yağmurluğunuzu asabilirsiniz. Hemen alt bölümdeki bu tuşa da siz karavanın içindeyken kapıyı buradan kilitliyorsunuz. Alt bölümde bir adet magnet çanta eklenmiş. Çok çok faydalı bir çanta bu. Özellikle siz karavanın dışındayken, kapı da açıkken hızlıca ulaşmak istediğiniz küçük eşyaları kesinlikle sığabilecek kadar büyüklükte bir çanta. Sol tarafta da şemsiyenizi koyabileceğiniz küçük bir bölüm yapılmış.
Kapımızın hemen yanında televizyon askısı bulunmaktadır. Burada görmüş olduğunuz gibi anten girişleri de var. Hollanda'da özellikle kamp alanı seçerken konfor adı verilen alanları seçtiğinizde hem yanında çeşme bulunuyor, hem pis su gideri ve de kesinlikle yanlarında anten de verilmiş oluyor. Bu anten girişlerini karavana bağladığınızda, buradaki çıkışta televizyon taktığınızda kesinlikle televizyon kanallarını da rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Hemen üzerinde açık bir raf. Askılığın hemen altında da yine bir açık raf daha bulunuyor. Sol tarafta ise ince ve küçük bir camla kapatılmış olan raflar var. Sağ tarafta da yine geniş bir dolabımız bulunmaktadır. Karavanımızın mutfağına da bir göz atalım. Aslında daha önce bahsettiğim gibi biz yemeklerimizi dışarıda seyyar ocağımızda yapıyoruz. Bunun da en önemli sebebi karavanın içinde koku ve buhar olmaması için açıkçası. Ama onun dışında karavanın dışında doğal bir ortamda yemek yapmak bence çok çok daha keyifli. Karavanın üzerindeki bu iki dolabı biz genellikle mutfak aletlerini koymak için kullanıyoruz. Bu dolapların ve tabii ki diğer tüm dolapların kapaklarının soft close özellikleri var. Yine mutfak bölümümüzde 3 adet çekmece bulunuyor. Bu çekmecelerden birincisini açtığımızda aynı zamanda karavanın içine giren tüm gaz girişlerinin kilitleri burada bulunuyor. Buzdolabı için, ocak için ve ısınma için istersek buradan gaz kilitlerini kapatıp gazın karavana ve bu kullandığımız aletlere ulaşmasını engelliyoruz. İkinci çekmece ve üçüncü çekmece de ikisi de çok derin aslında. O yüzden buraya tencereleri koymak için de yeterli bir alan var. Knaus'un 450 FO modelinde 98 litrelik bir domatik buzdolabı kullanılmış. Bu kesinlikle 3 kişilik bir aileye çok çok rahat yetebilecek kapasiteli bir buzdolabı. Üzerinde sizin de görmüş olduğunuz gibi bu buzdolapların en önemli özelliği aslında seyahat halinde aracınızın aküsüyle de hala çalışmaya devam edebiliyor. İsterseniz karavanınızı park ettikten sonra gazla veya elektrikle buzdolabınızı çalıştırabilirsiniz. İçinde tabii ki de buzluk bölümü de var. Az önce bahsettiğim gibi kesinlikle buzdolabı 3 kişilik bir aile için kesinlikle yeterli olacaktır. Televizyon askımızın hemen yanında genellikle bizim montlarımızı astığımız büyük bir dolap bulunmakta. Onun da altında yine tam aslında tekerleğin üzerine gelen bir bölüm var. Yine de buraya küçük bir depolama alanı yapılmış. Şimdi her ikisinin de içlerini sizlere göstereyim. Bu görmüş olduğunuz mont asma bölümünde genellikle 7 veya 8 mont çok rahatlıkla içine sığacaktır. Hemen alt bölümde 2 adet tuşumuz var. Bunlardan bir tanesi sıcak suyun kontrol için, bir diğeri de yer ısıtması için konulmuş tuşlar. Az önce bahsettiğim gibi yine tekerleğin tam üzerine kalmış bir depolama alanı ama kesinlikle rafla beraber göz önüne alındığında kesinlikle ideal bir kullanım sağlıyor. Mutfağımızın hemen yanında 2 kişilik bir yatağımız var. Yatağımızın üzerinde USB girişleri olan 2 adet okuma lambamız bulunuyor. Aynı okuma lambaları karavanımızın arka tarafında oturma grubunun üzerinde de bulunuyor. Bu USB girişlerinden isterseniz telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Bence çok güzel düşünülmüş bir ayrıntı. Yatağın hemen yanında büyük bir yan penceremiz var. Yine yatağın üzerinde küçük bir tavan penceremiz var. Karavana ilk baktığımızda aslında sol tarafta lavabo ve hemen arkamda tuvalet ve duş olduğu için karavanın ön bölümünün gün içinde yeteri kadar aydınlanıp aydınlanmayacağı konusunda biraz endişelenmiştik. Ancak kullanmaya başladıktan sonra gördük ki üst taraftan ve yandan gelen ışık kesinlikle karavanın ön tarafını ışıklandırmaya kesinlikle yetiyor. Yeterli aydınlığı kesinlikle sağlıyor. Çoğu karavanda ve bu karavanda da olan bir opsiyonel özellik var. Bu da isterseniz ön tarafa büyük bir pencere taktırabiliyorsunuz. Biz bunu tercih etmedik. Karavanın hava karardıktan sonra ışıklandırma sistemi de çok iyi düşünülmüş ve çok iyi dizayn edilmiş. Bu yüzden de hava karardıktan sonra da yatak bölümü çok iyi aydınlatabiliyor. Genel olarak yatağı çok başarılı bir dizayn sahip. Yatağın hemen giriş bölümünde her karavanda olduğu gibi kavisli bir yatak girişi var. Bu da tabii ki koridorda geçiş sağlamak için.
Birçok karavanda banyonun içinde görmeye alışkın olduğumuz lavabomuz, Knoss'un bu modelinde banyonun dışına taşınmış. Lavabomuzun hemen altında büyük bir dolabımız var. Yine lavabomuzun üzerinde genellikle banyo malzemelerini koyduğumuz 2 adet aynalı dolabımız bulunuyor. Lavabomuzu ve yatağımızı karavanımızın oturma bölümünden ve mutfağından ayıran magnetli bir adet perde de karavanda bulunmaktadır. Şimdi sizlere karavanımızın tuvaletini ve duş bölümünü göstermek istiyorum. Daha önce de bahsettiğim gibi karavanımızda Tedford'un kaset tuvaleti kullanılmış. Eminim şu an siz de izlerken fark edeceksinizdir. Karavanımızın duş bölümü tamamen bir su izolasyonu içermemektedir. Eğer bu duşta duş almak isterseniz şimdi size göstereceğim üst bölüme bir duş perdesi eklemeniz gerekiyor. Belki de videomuzun başında bahsettiğimiz, bu karavanda geliştirilmesini beklediğimiz alanlardan biri kesinlikle duş bölümünün tamamen bir su izolasyonu içeren bir duş olması. Ancak tabii ki bu da bu karavanın fiyatını arttıracaktır. Bugün sizlere karavanımızı tanıtmaya çalıştık. Umarım sizler için de keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Karavanımızla ilgili herhangi bir sorunuz olursa lütfen yorumlara ekleyin. Bir de özellikle belirtmek istediğim bir şey var açıkçası. Bu da ister çadırla ister karavanla kampçılık yapıyor olun, bu işin güzelliği doğada olmak, kampçılığa adım atmak. O yüzden hangi ekipmanlarınızın olduğu, çadır mı karavan mı kullandığınızın bence çok da önemi yok. Kampta olmanın doğanın tadını çıkarın. Bir sonraki hafta 7 günlük karavanla bir Almanya turumuz olacak. Sizlerle bu videomuzu da paylaşacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.